Haber Global'de hafta sonu devam ediyor efendim. Bir konuğumuzu gönderdik. Yepyeni bir konuğumuzla birlikteyiz. İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi, Türkiye Psikiyatri Derneği bilişsel davranışçı, psikoterapi eğitmeni, psikiyatr doktor Arzu Erkan Yüce bizimle birlikte. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Okullar tatil oldu. Evet. Şöyle bir telaş başladı. Ay, biz çocukları nasıl oyalayacağız acaba? Öyle diyoruz ya, nasıl oyalayacağız? Çocuk oyalanacak bir şey midir? Aslında tatil gelsin diye de istiyoruz bir taraftan, çocuklarımızla daha çok zaman geçirelim diye. Tam zaman geçirme evet. aşamasında da çocukların bitmek bilmeyen aslında ihtiyaçları karşımıza çıkıyor ve gerçekten de oyalamakta güçlük çekilebiliyor evet. bazen. Bazen de yük gibi gelebiliyor ailelere. Aslında bu popüler kültürün, tüketim çağının, biraz uyaran fazlalığının da etkisi. Hep böyle kuşaklar kendini bir önceki nesillerle kıyaslarız ya kendimizi. Bizim çocukluğumuzda nasıldı diye. Bizler de sıkılıyorduk, bizler de bunalıyorduk Tabii ama canım. Oyalanacak, aslında kendi kendimizi oyalayacak bir sürü uğraş imkanı da vardı. Tabii böyle son zamanlarda çok yarışçı bir akademik sistem, işte sınavlar, bir de çok yüksek beklentiler de var. İşte çocuklar hem piyano çalsınlar hem iki dil konuşsunlar, işte spor da yapsınlar, işte kitap da okusunlar, onu da yapsınlar, bunu da yapsınlar. Beklentiler de çok fazla. Ya bana çok fazla geliyor. Evet. Yani bir anne olarak da bana çok fazla geliyor. Hani çünkü sanki bir yerde çocuğu dinlemeyi unutuyor gibi hissediyoruz. Hı hı. Mesela ben şimdi işte kızım yurt dışında yaşıyoruz aslında. İşte Bakü'de gidip geliyoruz ama yaz döneminde işte Siva yanıma geldi burada şu anda da. Ve dedim ki ya yaz okuluna göndereyim dedim. Nasıl olsa hani beraber burada kalacağız, ben de çalışacağım. Yaz okuluna göndereyim işte, ama dedim bu yaz okulu işte drama olsun içinde, işte heykel olsun, resim olsun falan. Siva ile konuştum, önce bir tamam falan dedi. Sonra onu dinlemeye başladığımda ve gözlemlemeye başladığımda aslında o zaten okul ortamından yeni çıktı, işte anaokulundan mezun oldu. Şu anda başka bir okula gitmek istemiyor. Aslında evet. o parka gitmek istiyor, oyun oynamak istiyor, arkadaş evet. edinmek istiyor. Evde ayaklarını uzatıp çizgi film izlemek istiyor. Çok doğru. Çok yani, doğru. Ve sonra dedim ki tamam daha değil yani, hemen evet dedim, beraber vakit geçireceğiz ve vermedim mesela yaz okuluna o yüzden. Yani eğer ki vermeme şansınız varsa çok iyi yapmışsınız. Evet. Çünkü çocuğu da dinlemek gerekiyor. İhtiyaçlarını da dinlemek ya. Gerekiyor. Biraz koşullarla da ilgili. Hı. Çocuğun hem yaş grubuyla hem ailenin imkanlarıyla, hani bakacak bırakacak bir yer yoksa bazen mecbur yaz okulu kaçınılmaz oluyor. Doğru. Ben de çalışan bir anneyim. Benim de bir kızım var 11 yaşında. Hatta bugün doğum günü, buradan ona sevgilerimi yolluyorum. Doğum günü kutlu, kutlu olsun. Da. Yengeç kızımız. Evet. Yani geçtiğimiz yaz öyle bir yaz okulu deneyimi oldu. Daha önceki yazlarda oldu. Çünkü ben çalışıyorum. Evet. Yarı zamanlı bakacak işte anneanne desteği olsa da ya da eşimin desteği olsa da bir bütün gün boyu evde şeyi mümkün olmayabiliyor. Kaliteli zaman geçirmesi bazen ihtiyaç oluyor. Ama dediğiniz gibi eğer ki evde zaman geçirme fırsatı varsa, gözetebilecek biri varsa, çocukların hele ki okullar tatil olur olmaz bence biraz dinlenmeye ihtiyaçları var. Hı hı. Ama tabii bu bir kuralsızlık olacak, her şey serbest olacak, bir düzensizlik olacak anlamına gelmiyor. Orayı da çok iyi planlamak gerekiyor. Evet, bu kıymetli gerçekten. Hani bir taraftan da şöyle de bir, onu söyledik ki ortayı bulmak gerekiyor. Evet. Hani çocuğun ihtiyaçları ve bir taraftan da ebeveynin ihtiyaçları oldukça kıymetli. Ama son dönemde sizin o en başına dönersek, işte oraya da gitsin, satranç da öğrensin, basketbola da gitsin, onu da yapsın, bunu da yapsın noktası. Sizin de cümleniz var. Çoğu zaman ebeveynler, ama daha çok anneler galiba burada, kendi yapamadıklarını, hı hı. Kendi başaramadıklarını, hı hı. Kendi okuyamadıklarını, hı hı. Hep çocuğun yapmasını, başarmasını ya da kendi çektiği sıkıntıların çocuk tarafından çekilmemesini evet. arzu ediyor. Evet, evet. Ama hayat da böyle değil, değil. Aslında. Yani biz işte bir fanusa koymaya çalışıyoruz çocuklarımızı. Hı hı. Elbette hiç kimse zarar versin istemiyoruz, tabii, tabii. gözümüz gibi bakıyoruz, ama onlar büyüyecekler ve düşecekler hı-hı, bir şekilde. Hı-hı. Burada da o fanus içinde çok korumacı ebeveynliği daha çok görmeye başladım. Bir uzman olarak bu konuda
ne söylersiniz acaba? Şimdi tabii toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin getirdiği yüzyıllardır kadına olan bir yük var. Ebeveynlik görevi hep anneye atfedildiği için ve babalarda dış yaşamda hani eve para getiren, ekmek getiren, dışarıda olan, çocuklarla çok bağ kurmayan bir varlık gibi algılandı. Aslında eski nesil psikiyatristlerin ya da psikologların, psikoloji biliminin gözlemleri de hep o yönde. Tabii öyle olunca anneler evde hem eve yetişsinler, hem çalışsınlar, hem çocuklarını eğitmeye çalışsınlar ama tek ebeveyn olarak. Aslında bir kuşun iki kanadı var. Kanadın biri çalışmıyor ve tek kanatla uçmaya çalışıyor. O yüzden şimdi yeni nesil babalar ailede daha fazla rol sahibi, ebeveynlikte daha fazla rol sahibi. Özellikle bazı babalar var, çok özür dilerim sözünüzü unutmayın, bazı babalar var, biz konuk ettik. Anneler çalışıyor, babalar evet, çocuk harika. Bakıyor. Evet, harika. Onları da tanıyorum. Sosyal medyadan da tanışıyoruz. Evet. Bize de tanışma fırsatımız da oldu bazılarıyla. Buradan sevgiler gönderirim onlara da. Bu babaların sağlıklı ilişki kurabilmesiyle birlikte annelerin üzerindeki yük ve baskı tabii ki azaldı. O yüzden anneler biraz öyle olsun istiyor diyoruz. Aslında annelerin kabahati gibi değil ama hepimiz işte çocukluğumuzda ne yaşadıysak, örneğin bir yoksulluk yaşadıysak refah sunmaya çalışıyoruz. Başarısız olduysak, okuyamadıysak okutmaya çalışıyoruz. Çok baskı gördüysek serbest bırakmaya çalışıyoruz. Aslında bir önceki kendi çocukluğumuzun ikamesini yapmaya çalışıyoruz, yerine koymaya çalışıyoruz. Bu doğal bir şey. Tabii ki. Bu doğal bir şey. Burada fazlalık nerede onu fark ettiğimizde durdurmak gerekiyor. Ben de yapıyorum. Yani ben 11 yaşındaydım. İki kardeşime evde bakıyordum. Annem babam çalışıyordu. Bizim neslimizde, dönemimizde hep öyleydi. Şimdi benim kızımın hani ben bir kardeşe bakıp yemek yapıp ısıtıp yarım gün evde kalacağını düşünemiyorum ki kardeşe bakacağını. Tek başına bu sene yeni bırakmayı başladım. Ve onun söylemesi üzerine de ben evde neden tek başıma hiç kalmıyorum? Çünkü öyle bir organize olmuşuz ki hiç böyle bir şeye ihtiyaç duymamış. Aa evet, böyle bir şeye ihtiyaç var. Ya da işte bir yere göndermek. Tabii şimdi site yaşamları var. Çok güzel bir laf var. Bir çocuğu büyütmek için bir köy gerekir diye. Evet. Eskiden çok daha böyle iç içe yaşamlar varken şimdi apartman yaşamları, site yaşamları oluyor. Onlar küçük köycükler, orada bağlar kurulabiliyorsa çocuklar biraz daha serbest olabiliyor. Aileler de daha serbest olabiliyor. Hani gözünüzün önünde oynayabiliyorlar ama apartman yaşamlarında evet, oluyor maalesef ki yani ister istemez. Ve daha böyle komşuluk ilişkilerinin az olduğu bir yerdeyseniz mecburen izole olunuyor. Yani çocuğunuzu tek başına evde bırakırsanız acaba bir şey olursa kime başvurur, kime müracaat eder gibi. Burada hep işte bir ara ara gözlemlemek, bunları okudukça, yazdıkça, paylaştıkça ben nerede doğru, nerede yanlış yapıyorum diye bakmak lazım. Şimdi ben burada bir uzman olarak konuşuyorum ama benim de dünya kadar hatam oluyor çocuk yetiştirirken. Bazen çocuk da geri bildirim verebiliyor. Çocukların geri bildirimlerine de açık olmak lazım. Dinlemek lazım, kulak vermek lazım. Sizin de söylediğiniz gibi. Bu önemli. Peki mesela şimdi tatil bir yetişkine sorduğunda işte tatil güzel bir şey. Hatta çok sevdiğim bir arkadaşım var. Onlar şimdi böyle bir haftalık bir tatile gittiler. Sevgili Yeşim Varol. Sevgilerimi gönderiyorum. Yeşim şöyle yazdı bana. Çok yoğun çalışan birisi o da. Dedi ki ya kendimi bir şeyi eksik yapıyormuşum gibi hissediyorum. Böyle bir tuhaf hissediyorum. Yani hani niye çalışmıyorum ki ben? Boş boş mu yatıyorum falan gibi. Evet, evet. Şimdi böyle bir psikolojiye de giriyoruz biz. Ama tabii tatil çok tatlı ve bunun kıymetini biliyoruz. Çocuklar için tatilin psikolojik etkisi nedir? Çocuklar şimdi tabii çok dinlenmek istiyorlar. Okulu çok sevseler bile böyle geri sayım yapıyorlar. 20 gün kaldı, evet. 19 gün kaldı, okul kapanacak, dinleneceğim, eğleneceğim gibi. Tabii çocukların beklentileri daha farklı oluyor. Bol bol oyun oynasınlar, eğlensinler, ders yeni yerlere gitsinler, ders ödev yapmasınlar. İşte bir de tabii kıyas da oluyor. Sosyal medya ne yazık ki her yerde ve çocuk ve gençler görüyorlar. İşte arkadaşım şuraya gitmiş, biz de buraya gidelim. Tabii her ailenin imkanı da hem ekonomik, sosyal imkanı hem çalışma koşulları benzer olmuyor. Çocukların beklentileri de tabii envai çeşit. Ailelerle çocuklar arasında artık bir uzlaşı sağlanılması gerekiyor. O noktada belki daha önceden planlama yapmak, tatil planlarını birlikte yapmak, hani bu yazı nasıl geçirelim, hangi günler beraber bir şey yapacağız, günün hangi saatlerinde beraber bir şey yapabileceğiz, günün hangi saatlerini çocuk kendisi ders için, ödev için ya da
eğlence için ayıracak. Bunlara böyle bir bakmak gerekiyor. Haftalık aile toplantıları yapılabilir. İşte yaz gelmeden, tatil gelmeden böyle işte bununla ilgili planlar yapılabilir. İnternetten bakılabilir. Şehrin imkanlarına, müzeler mi var, işte oyun alanları mı var? Çünkü çocuklar için de çok şey oluyor, imkanlar oluyor. Ücretsiz imkanlar da çok oluyor. Doğru. Her çocuğun beklentisi biricik ve farklı. Çocuğa göre ve aileye göre tasarlamak gerekiyor aslında bunu. Bazen de mesela ben hiç öyle program yapabilen biri değilim. Yani benim gibi anneler olduğunu da düşünüyorum. Yani birazcık spontan elbette yapılıyor ama biraz da spontan geçiyor. İşte günün getirdikleri, zamanın getirdikleri gibi. Bazen de mesela ben bazen hayranlıkla izliyorum ama bir taraftan da acaba böyle de çok sıkıcı olmaz mı diyorum kendi kendime. Bazı anneler ya da ebeveynler işte bir ay öncesinden her şeyi planlıyorlar. Şu gün şuraya gidecek, şu saat şu saat arasında ajandada şöyle olacak. İşte günde bir saat kitap okunacak. İşte günde haftada iki gün matematik çalışılacak, bilmem ne olacak falan diye böyle yazıyorlar. Bu tatil algısını biraz bozan bir şey değil mi acaba sizce? Ya da ben bu konuda tembel olduğum için böyle düşünüyorum. Yok, estağfurullah. Tembellik değil, aslında sizin de kendi içinizde bir organizasyonunuz vardır. O belki zihninizdedir o organizasyon. Belki birileri daha kağıda kaleme dökerek yapabiliyor. Biraz da kişiden kişiye değişiyor. Biz aslında böyle ajanda sistemlerini öneriyoruz ama şu şekilde öneriyoruz. Yani işte diyelim ki okuldaki derslerini unutmaması için bir tekrar yapması gerekiyor. Ama okul kapanır kapanmaz değil. Sorabilirsiniz yani kaç hafta dinlendikten sonra sen ders çalışmak istiyorsun? Şu kadar zaman. Peki günün hangi saatlerini ayırmak istiyorsun? İşte diyelim ki 3 yaş altındaki çocuklara pek dijital işte teması önermiyoruz ekranlarla. İşte ilk 5 yaş arası çocukların 3-5 yaş arasında belki 1 saatlik bir ekran maruziyeti. 5-12 yaş işte 2 saatlik bir ekran maruziyeti gibi. Bunu planlayabiliriz. Deriz ki ne kadar çizgi film izlemek istiyorsun? Şu kadar. Ne kadar oyun oynamak istiyorsun? Bu kadar. Bu kadar zamanın olacak günde. Onlar da uzlaşıp sonra bunu günün hangi saati yapmak istersin? Bunun arkasından ne yapmak istersin? Çocuk kendi planlayabilir. Bir pano hazırlanabilir. Oraya asabilir ama bunu esneklik içinde yapmak. Bugün yapamadığını yarına aktaralım. İşte ya da bu saatte olmadı. Bak burası pek verimli olmadı. Bir başka saate kaydıralım gibi şeylerle çocuğun aslında hayatını organize etmesini de öğretmiş oluyoruz bir taraftan. Tatiller hem dinlendiğimiz yerler aslında hem de boş zamanlarımızı, dinlenceli zamanlarımızı nasıl kaliteli geçireceğimiz zamanı öğrendiğimiz yerler. Biraz da ailelerimizden model oluyoruz. Doğru. Şimdi ebeveynler çok çalışırken haldır haldır çocuğa da hadi bakalım sen de gününü planla demek o da çok mümkün değil. Ona eşlik etmek de gerekiyor aslında. Ama çok rigid şeylere, çok katı şeylere ben de açıkçası sıcak bakmıyorum. O da çok zorluyor, bunaltıcı oluyor. O zaman kaytarmalar başlıyor. Evet. Keyifsizlikler, yani zoraki yapmalar başlıyor. Bu sefer de anne çocuk, baba çocuk arasında iletişim çatışmaları başlıyor. Böyle bir esnek ara yol. Hep her türlü ilişkide, ebeveyn çocuk ilişkisinde, kadın erkek ilişkisinde, iş ilişkisinde, arkadaşlıkta denge her zaman çok kıymetli galiba. Çok. Bir de sizin çok hassas olduğunuz ve mutlaka benim de sormak istediğim bir mevzu var ki bu yaz aylarında maalesef ki dikkatli olmamız gereken de başka alanlar var. Özellikle çocuk kaçırmalar ve bununla beraber işte farklı istismarlar boyutunda. Bununla ilgili çocuğumuzu nasıl eğitmeliyiz, ne anlatmalıyız çocuğumuza, hangi yaşta ve biz ne yapmalıyız? Çok teşekkür ederim. Bu soru için çok önemli bir nokta. Çünkü yaz aylarında özellikle boğulmalar, kazalar ve kaçırılma, istismar vakaları daha çok görülüyor. Evet. Çünkü okulun bir sistemi var. Yani çocuğunuzu okula gönderiyorsunuz, daha gözetim altında, korunaklı bir yer, bir rutininiz var ama işte yaz geldiğinde özellikle çalışan ebeveynler olduğunda maalesef çocukları bırakacak bazen yer olmayabiliyor. Doğru. Komşulara ya da akrabalara bırakılabiliyor ya da sokakta çocuklar biraz daha fazla zaman geçiriyorlar. Biraz insanlarımızda şey var, bir şey olmaz algısı çok yüksek. Bir de tehlike hep yabancılardan gelirmiş gibi bir algı var. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Evet, belki bunu gerçekleri duymak insanların hoşuna gitmeyebilir ama taciz, istismar gibi durumlar maalesef ki çoğu zaman tanıdık insanlar tarafından yapılıyor. Ve bunlar aile üyeleri, akrabalar, yakın akrabalar olabiliyor. Ya da güvendiğimiz kişiler, antrenörler, hocalar olabiliyor.
Dolayısıyla bizim çocuğumuza kendi bedeninin sınırlarını evde öğretmemiz gerekiyor. Yani önce ona saygı duyarak, işte özel bölgelerine biz saygı duyalım, yanında giyinip soyunmayalım, birilerinin yanında giyip soymayalım, odasının kapısını çalıp girelim, o iş çamaşırı kuralını öğretelim. Bunları birçok yerde anlatıyoruz. Bunları önce öğretmek gerekiyor ve ne olursa olsun anne babalarına ya da bakım verenlerine yolunda gitmeyen bir şey yaşadıklarında anlatmaları gerektiğini, haber vermeleri gerektiğini söylememiz gerekiyor. Çocuklarımızda bir ruhsal değişiklik varsa, bir davranış değişikliği varsa hemen bir uyanık olmamız gerekiyor. Tabii burada yine çok katı, korkutarak, ürküterek yaptığımızda da ters tepebiliyor. Tabii. Ama gözümüz üzerinden ayırmamak gerekiyor. Şunu çok duyuyorum, sosyal medyada da görüyorum. İşte biz çocukken sabah çıkardık, akşam ezanında eve girerdik, tabii, başımıza tabii, tabii. da hiçbir şeye gelmezdi diye. Bu kısmen doğru. Aslında taciz biraz kanıksanıyor. Ben başına elle taciz, sözle taciz gelmemiş bir kadın ve çocuk tanımıyorum. Yani ya da işte vardır böyle vücudunun özel bölgelerini açarak taciz eden insanlar. Hı hı. Çocukların buna tanık olmadıkları bir gün duymuyorum. Çocukların dediğim ben erişkin psikiyatristiyim, onların büyümüş versiyonuyla tabii, çalışıyorum. Tabii. Ve hiç de öyle sanıldığı gibi biz büyüdük ve kirlendi dünya diye bir şey yok. Biz çocukken de bunlar oluyordu, sadece bunları ifade edemiyorduk, söyleyemiyorduk. Bunlar dillendirilmiyordu, bu kadar bilinmiyordu. Şimdi daha bilinçliyiz, daha korunaklıyız, uyanık olmalıyız ve kimseye güvenmemeliyiz demiyorum. Yani belli ölçülerde güvenmeliyiz, hı hı. konuya, komşuya, yakınlarımıza güvenirken de. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Size de çocuğunuza harika tatiller diliyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Organizasyonu, keyfi, bol tatiller olsun. Ben de size, çok sağ olun. Çok teşekkürler. Psikiyatr Doktor Arzu Erkan Yüce bizimle beraberdi. Biraz tatili konuştuk, çocuklarımızı konuştuk.